YouTube'da biliyorsunuz benim gibi bir sürü kanal var ve bu kanallar arasında da şu meşhur makyajcı kızlar var. Bu makyajcı kızların böyle değişik videoları oluyor ve videoları ben ara ara denk geliyorum. Birçoğunda günlük çantamda ne var, bilmem ne çantamda şu mu var, makyaj çantamda ne var gibi videolar çekiyorlar. Biz de bisikletçi olduğumuza göre ne yapalım dedik, tur çantamda ne var videosu çektik. Evet, tur çantamda ne var? Niye ben böyle tezgahı kurdum buraya? Turlarda, özellikle uzun bisiklet turlarında nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Neler yanınızda taşımanız gerekiyor gibi önerilerde bulunmak için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. İlk etapta ne var? Şu ortlipler var arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Önerilerde geldi. Ortlip inceleme heybelerim vardı. 4 adet ortlibim var. Bunlardan 2 tanesi 40 litre, 2 tanesi de 20 litre. Bunlar 2 tanesini arkaya, 2 tanesini öne takıyorum. Önde tubus tara kullanıyorum. Bunun haricinde ne var? Uyku tulumlarım, ondan sonra diğer eşyalarım koyun. Şu dry bag. Ben bunu nereden aldım? Yurt dışından bir yerden almıştım. Türkiye'de 40 lira mı? Türkiye ile aynıydı aşağı yukarı. Dry bag. Bunun ne işe yarıyor? Eşya ıslanmasını istemediğiniz eşyaları özellikle çantanın arkasına taktığınız zaman bunun içine tıkıştırabiliyorsunuz. İnanılmaz şekilde hayat kurtarıyor. Tavsiye ederim hepinize. İlla yani karım or olmasına gerek yok. Hatta AliExpress'te falan da dry bag diye arattırdığınızda bir sürü örneğe çıkıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Şimdi sırayla nereden başlayalım? Şu ilk başta mavi gördüğünüz branda ne işe yarıyor? Mavi branda arkadaşlar çadırın altına sermek için. Bunu niçin kullanıyorum? Hem titiz olduğum için hem de çadırımın altına bir ıslaklık gelsin istemiyorum. Çadırımdaki yalıtımı biraz daha arttırmak istiyorum. Bu yüzden böyle bir branda kullanıyorum. Çadır olarak ne kullanıyorum? Havalar sıcak olduğu için Arpenaz 2'nin Black and Fresh'tir. Dur bakalım neymiş bu? Evet, Fresh and Black'miş. Ters söylemişim. Fresh and Black çadırını kullanıyorum. Bunun özelliğini, bunu da aslında bir ara inceleme videosu çekebiliriz. Güneş ışınlarını geri yansıtıyor ve içinde güneş ışını geçirmeyen bir kumaş mı, tekstil ürünü bir şeyden yapılmış, bir kumaş çeşidinden yapılmış. Gerçekten ışığı hiç geçirmiyor ve diğer çadırlarda millet yanarken, ha bunda da yani klima etkisi yapmıyor ama diğerlerine göre bir nebze daha serin oluyor. Onun haricinde neyim var? Şu A101'den almıştım ben bunu. BİM'de falan da var. Şöyle tabureler var. Şu tabureler. Bunlar hem hafif oluyor. Yarım kilo falan ağırlığında. Hem de çok işinize yarıyor. Özellikle turlarda yemek yaparken falan. Bayağı bir işe yarayan şeyler. Bunları hepinize tavsiye ediyorum. Fiyatı ucuzdu bunun. Valla ben A101'den 11 lira mıydı? 9 lira mı? Öyle bir şey almıştım. Gelelim yatak konforuna. Şimdi şişme mat taşıyan arkadaşlarım var. Şişme mat seçenek mi? Evet, seçenek ama şişme matlar çok pahalı. O yüzden çok da şey değil. Kalınlığı da çok fazla olmuyor. Denemedim, sallamayayım. Deneyen, kullanan arkadaşlar varsa bilmiyorum. Ama ben tercihimi şişme yataktan yana yaptım ve benim grubumdaki birçok arkadaşım da bunu kullanıyor. Aslında ben de inat ederek sonradan geçtim. Normalde matta yatıyordum ama uzun turlarda uyku konforu, uyku kalitesi gerçekten ertesi gün performansınızı etkiliyor. 2 kilo gibi bir ağırlığı var. Bir kişilik Intex marka N11'den aldım. 39 lira mıydı, 50 lira mıydı? Öyle bir şeydi fiyatı. Yanında pompası da geliyor. Şu pompa aldatmasın arkadaşlar sizi. Bu pompa yani 100 gram vardır yoktur. Yani hafif bir şey. O yüzden ulan pompa mı taşıyorsun yanında falan demeyin. Evet, taşınabilir bir pompa bu. Bisikletin her yerine takabilirsiniz. İstediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Hemen uyku tulumuma geçiyorum. Uyku tulumum, kışlık uyku tulumum farklı. Ama yazın Decathlon'dan aldım. Bu da 34 lira mıydı, öyle bir şeydi. Pike gibi bir uyku tulumu. Bu benim işimi görüyor. Çok da soğuk olmuyor. Uyku kalitesinden bahsetmişken yastığa geçelim. Şunu ben Pegasus Hava Yolları'nda satın almıştım. Bunu geçenlerde de söyledim size atölyeye gezdirirken. Bu da yine eğer çok soğuk olursa diye Pegasus Hava Yolları'nda yurt dışı uçuşunda aldığım bir polar var. Bu ikisini de yanımda taşıyorum. Hemen arkasından şunu sona bırakıyorum. Şunu sonra anlatacağım. Kamp mutfağıma geçelim. Kamp mutfağımda neler var? Geçenlerde ben Instagram'da yayınlamıştım. Şöyle şunları şöyle bir getirelim. Görüyorsunuz. Çelik tabaklar var. Arkadaşlar çelik tabaklar. MSR'ın da var. Karimor'un da var. Ferrino'nun da var. Var oğlu var.
Eurolarla başlıyor bunlar. 8, 9, 10 euro, 20 euro, 50 euroya kadar gidebiliyor. İnternette arattırın çelik tabak diye. 2 liraya aldım şunu. Şu da 1,5 liraydı. Bunlardan bunu tava olarak kullanıyorum. Bunu da tabak olarak kullanıyorum. İkisi 3,5 lira falan. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız hani 5 lira eder etmez. Hani tek şey olsa bile hani sürekli kullanılır mı diye bile sormayın. Kullanın atın arkadaş. 5 lira yani dışarıda yemek yesen daha pahalıya gelecek. Onun haricinde nelerim var? Şöyle sosluk olarak kullanılan Nutella'nın kavanozlarıydı. Benzinlikte görüp almıştım. Bunları sosluk baharatlık olarak kullanıyorum. Şu da Koglans'tan almıştım. Hayatımın hatasını yaptım aslında. Buna 15 lira mı ne para verdim. Çok da gereksiz bir şeydi. Yumurtalık. Bunu normal yumurtalıktan kendiniz de yapabilirsiniz. Şunları şöyle alalım. Evet. Esas olay burada. Tencere yerine bunu şimdi açıp göstermiyorum. Bunu ayrıca özel bir inceleme videosu gelecek. Bu pahalı bir şey. Bu arada dikkat ettiyseniz hep çelik tercih ediyorum. Kesinlikle alüminyum tercih etmiyorum. Alüminyum sağlıklı olduğundan endişelerim var. Hani kaplama maplama falan filan düzgün muhabbeti yapılıyor ama sonuçta hepsi Çin'den geliyor. O yüzden alüminyumdan çok emin olamıyorum. Stanley'nin şöyle çelik kamp setini kullanıyorum. Bunu ayrıca bir inceleme videosu çekeceğim. Şunu gelelim. AliExpress'ten almıştım. Ben bir alkol ocağı kullanıyorum arkadaşlar. Ben bir alkolüyüm dermiş gibi oldu ya. Ben bir alkol ocağı kullanıyorum. Alkol ocağı kullanıyorum. Sessiz oluyor. Taşıması pratik oluyor. Şunu yine AliExpress'ten almıştım. 3 dolar falan da bu şişeler. AliExpress'te bulabilirsin. Fuel tank diye arattırırsanız çıkıyor. 500 mililitre ile de 4 gün bana fazla yetiyor. Bu da yine AliExpress'ten alınma bir alkol ocağı. Kendi yaptığım alkol ocağı da vardı ama daha doğrusu bunu aldıktan sonra onu yapmıştım. O yüzden artık geri dönüşü olmadı. Bu da bunları ayrı ayrı inceleyeceğim zaten. İşinize yarayabilecek bir ocak. Ha bir dakika pardon. Bir de şurada bunun vizörü var. Şu çok önemli. Alüminyum ocaklarında rüzgar kesici yansıtıcısı olmazsa ayvayı yediniz demektir. Yakamazsınız. Bunlar hep AliExpress'ten. Şu çakmak da aynı şekilde. Şöyle ufak bir çakmağım var. Sigara kullanmadığım için sadece kamplarda kullanıyorum. Şöyle bakın. Bunu da AliExpress'ten almıştım. Survival Lighter mı? Öyle bir şeydi. İsmi hatırlamıyorum şimdi. Belki aşağıya linklerini video sonunda ekleyebilirim. Gelelim neye? Kap kacak anlattık. Çatal bıçağı. Ya bu önemli bir şey arkadaşlar. Çatal ve bıçak taşımak gerçekten zulüm olabiliyor yanınızda. Ben bunu daha yıkamamışım zaten. Geçen kamptan kalmış. Koglans'ın şöyle bir çatal bıçak takımı var. Bunun özelliği ne? İşte üstünde nesi var? Ivır zıvıra her şeyi var. Şöyle ikiye de ayrılıyor. Bunu ayrıca inceleme videosuyla tanıtacağım size. Bu kullanışlı bir şey. Birazcık küçük ama aç kalmanızı engelliyor. Artı çok fazla bir şey taşımanıza yanınızda gerek de kalmıyor. Hemen bunu kapatalım. Gelelim. Şöyle bir tane bir deterjan var. Bununla banyo da yapabiliyorsunuz. Bulaşık da ekleyebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunu Decathlon'dan 18'e. Bu pahalıydı ama bunu niye aldım ben? Bu biyolojik yani etrafa hiçbir şekilde zararı olmuyor. Ben özellikle kamplarda ve turlarda doğayı kirletmeye karşı olduğum için bunu paraya kıyıp 20 lira verip şu deterjandan almıştım. Şunu çoğunu yedim. Kalanı buydu. Bundan yine alacağım yolda. Macarnex. Macarnex'in şöyle kutuda olanlarını. Macarnex daha ucuzları da var. Bunlar biraz daha pahalı ama ötekiler de yani resmen çamur oluyor. Kabınızı kacağınızı mahvediyor. Onu yıkamakla uğraşıyorsunuz. Şu Macarnex'leri acil durumlarda gece mesela gece yarısı acıktığınızda veya turda çok acıktığınızda yolda hayatınızı kurtarabiliyor. Şimdi gelelim hijyen bölümüne. Kampta hijyen ve ilaçlarım. Merak etmeyin hasta değilim de yanınızda bir takım taşımanız gereken ilaçlar var. Şu temizleme ıslak mendillerinden mutlaka bulundurun yanınızda. Çok işe yarıyor. Koltuk altlarınızı daha iyi silebiliyorsunuz bununla. En azından kendi kokunuz kendinizi rahatsız etmiyor. Çünkü 4 günlük 5 günlük turlarda inanın leş gibi oluyorsunuz. Şöyle bir benim şampuan, hijyen çantam var. Bu bir kalem kutusuydu. İşte içinde kremdir, güneş kremidir, şampuandır. Ivır zıvırlarımı taşıdığım, kulak temizleyici taşıdığım bir hijyen çantam var. Bunun haricinde bir de bu yine yurt dışı uçuşlarından birinde almışım. Türk Hava Yolları vermiş. Şöyle bir çantam var. Bunun içinde de böyle fenistil gibi şeyler. Fenistil önemli. Böcek ısırdığı zaman, özellikle sivrisinek ısırdığı zaman inanılmaz kaşındırıyor. Bu tip şeyleri taşıyorum. İşte ne bileyim. Şunlar önemlidir. Mide hapları. Ondan sonra ishal hapları. Bu tip şeyleri yanınızda bulundurun. Bunları ayrıyetten zaten incelemesini özel videolar yapacağım. O yüzden çok ayrıntısına şu anda girmiyorum. Gelelim elektronik kısma.
elektronik kısımda çok ilginç bir alet var. Bunun incelemesini yapmayacağım ama çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir alet. Benim hayatımı kurtardı. Yani inanın o sıcaklarda çadırın içinde. Şöyle AliExpress'te mini fan diye yazarsanız çıkıyor. 5 dolar mıydı? Öyle bir şeydi. Şöyle bir fan arkadaşlar. Ya bu çadır kliması diye de geçiyor. Yani çadır kliması falan diye uyduruk bir şey ama bayağı bir işe yarıyor ya. Çadırın içindeyken şunu taktığınızda, hatta size şöyle takıp göstereyim. Hakikaten şöyle bir serinlik veriyor. En azından gün içinde uyuyabiliyorsunuz. Biliyorsunuz hepiniz gün içinde çadırda uyumak işkencedir. Şöyle sesini duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bayağı güzel hava veriyor. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Özellikle yazın kampa çıkıyorsanız, tura çıkıyorsanız çadırda böyle bir şey alın. Bir de bunların tavana asılanları var. Ondan da almıştım ben ama ondan gelmedi. Bununla idare ettik. Sonra onu open dispute yapıp paramızı geri iade aldık. Şunu şöyle kutusunu koyayım. Bunlar çok ilginç gelmiştir. Fazla fazla olan bu adam bunları ne kadar gereksiz şey taşıyor diyorsunuz ama inanın bunlar lazım oluyor ve bisikletimde bir sürü yer var. Ağırlık da benim için çok da önemli değil. Şöyle bir yine AliExpress'ten alınma bir çadır lambam var. 3 kademeli. Şöyle çadırın tavanına asıyorsunuz. Bayağı bir işe yarıyor. Şöyle bir el fenerim var. Bu el fenerini arkadaşlar, bu kaç seneliktir? 2016'da olduğumuza göre 17 senelik bir el feneri. Dağcılığa ilk başladığımda satın almıştım bu el fenerini. O zaman tabii şey yoktu, ledler yoktu. Sonra bir led dönüşüm kitiyle ben bunun led haline getirdim. Şöyle paracord ipi taşıyorum. Bunlar çamaşırları asmak için, bir sürü işi için kullanabiliyorsunuz. Kamplarda çok işinize yarıyor. Yanımda bir elektrik santrali kadar powerbank taşıyorum. 2 tane 16 binlik Xiaomi'nin powerbank'i var. Bunları niye taşıyorum? Aynı zamanda videoda çekiyorum arkadaşlar. Bir sürü elektronik alet taşıyorum yanımda. O yüzden benim gibi abartmanıza gerek yok yani. Kamera mamera doldurmadığınız için bir tanesi 16 binli, muhtemelen 3 günlük bir turda telefonunuzun işini fazla fazla görecektir. Elektronikten sonra sıra nereye geldi? Kampta güvenlik ve ilk yardım. Şunlara gelelim. Bakalım burada ne varmış. Şimdi bir tane yanımda ilk yardım. Bu benim kendi oluşturduğum bir ilk yardım paketi. İçinde istediğim şeyleri koydum. Böyle bir ilk yardım paketi taşıyorum yanında. İçinde bunun bir sürü şey var. Bunları da inceleriz yine. Biber gazı. Biber gazı taşıyorum. Bu ne olur ne olmaz. Bizi daha çok dört ayaklı hayvanlardan ziyade bize problem çıkaracak. O iki şeyler, iki ayaklı hayvanlar. İki ayaklı hayvanlara da en etkili silah milah falan değil. Biber gazı. Biber gazı taşıyorum yanımda. Kamp bıçağım var. Şöyle Halmak marka. Bu Halmak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komando bıçağı üreten bir firma. N11'de bulabilirsiniz. Çok pahalı değil. Ama kullanışlı bıçaklar. Psikopat bıçağı gibi de duruyor ama zaten ben bunu çantanın içinde taşıyorum ama bayağı bir işe yarıyor yani. Ben bunu birkaç defa daha kullandım. Çok işimi görüyor. Evet, onların haricinde neler varmış? Evet, sonuna gidiyoruz yavaş yavaş videonun. Her şeyi tanıttım herhalde size. Ne varmış? Şunlar, bunları anlatayım. Şu IKEA'nın arkadaşlar, şu poşetler inanılmaz işe yarıyor. Buzdolabı poşeti diye satılıyor. Bunlar şöyle bir kutunun içinde satılıyor. IKEA'dan alabilirsiniz. Bunun 6 ve 4 litreliği var. Ben bütün eşyalarımı bunun içinde organize ediyorum. Ve ona göre çantalara yerleştiriyorum. Ve şeyde de çadırın içine yerleşirken hani gün aşırı turlarda gece yayılıp gündüz toplanmak zorundasınız. Sizin vaktinizden çalmıyor. İnanılmaz işinizi hızlandırıyor. Mesela elbiselerimi işte görüyorsunuz. Şu şekilde tıkıştırıyorum. Çantaların içine koyuyorum. Ve geldik videonun sonuna. Gördüğünüz gibi turlarda ben bu kadar eşyayla gidiyorum. Yani burada bu kadar çokmuş gibi göründüğüne bakmayın. Çantaya doldurduğunuz zaman zaten şu kısım üstte kalıyor. Geri kalan da çok fazla değil. 4 tane çantam var dedim. Ben bu çantaları da şu şekilde organize ediyorum. Bir tanesi mutfak gereçleri ve yiyecekleri koyuyorum. Birine elektronik eşyalarımı koyuyorum. Birine neyi koyuyorduk ya? Unuttuk. Birine elbiselerimi koyuyorum. Birine de işte kalan ne kaldıysa artık. Şu uyku tulumu şeyleridir falandır. Onları koyuyorum arkadaşlar. Evet, tur bisikleti, tur çantamda neler varmış hep beraber bu hafta gördük. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.